Arkadaşlar, Fahrettin Kaptan kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 495 yerli yurt marine bir tekneyi tanıtacağız. Değerli arkadaşlar, çok hızlı bir şekilde 40 mil sürate çok rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Aslında bir marka tekneyi andırmış. Hadi ne yapıyoruz? Tekneyi inceliyoruz. Teknenin en çok hoşuma giden tarafı ne biliyor musunuz? Şu kısım beni benden alıyor. Daha önceki videolarda Hyundai teknesinde de bahsetmiştim. Çapanın gizli olması, isterseniz takabiliyorsunuz. Daha sonradan isterseniz de kendiniz elinizle de atabiliyorsunuz. Aslında burada pek bir fazla bir alan yok. Ama elinizle çok rahat bir şekilde istediğiniz yere çapayı kullanabiliyorsunuz. Bir de en çok sevdiğim taraflarından biri de Boston Bailey'lere benzetmişler. Çok hoşuma gitti tekne. O yüzden çekmek istedim. Üst güneşlenme alanı ve de arkada kamışlarını koyabileceğiniz çok güzel balık tutma işinize yarayabilecek, balıkçılıkla uğraşacak arkadaşlar için efsane bir tekne. Bordo fenerlerini çok güzel bir şekilde gizli yapmış olmaları beni ayrıyetten cezbetti. Çok güzel. Bu arada bunu belirteyim size. Hemen şurada çok güzel bir bölmesi var. Malzemelerinizi çok rahat bir şekilde saklayabileceğiniz güzel bir alana sahip. Bu da ayrı bir hava katıyor. Tabii ki şimdi içerisine bineceğiz teknenin. Bütün minderlerin altlarında çok güzel saklama alanları, kullanım alanları var. Ne yapıyoruz? Hep beraber teknenin içine geçiyoruz. Tekneyi inceliyoruz. Arkadaşlar, aslında videoya başlamadan önce ilk önce Kaptan Köşkü'nü gördüğüm için aşık oldum diyebilirim. Çünkü Boston Bailey'lere çok güzel benzetmişler. Çok da güzel bir Kaptan Köşkü'ne sahip. Hani derler ya, teşki benim olsa, gerçekten teşki benim olsa, öyle bir içerisine bindim. Çok hoşuma gitti bu tekne. Onun için bu tekneyi size göstermek istedim. Bir tarafta süratimizi gösteren mil göstergemiz var, devir göstergemiz var, hararet saatimiz var. Bütün her şeyi çok güzel bir şekilde, hepsinde kromajlı bir şekilde karşımıza koymuşlar. Gayet güzel, gayet hoş. İster oturarak ister ayakta çok rahat bir konfor sağlıyor bu tekne değerli arkadaşlar. En çok da hoşuma giden kısımlardan biri de üst kromdan rolvar yapmışlar. Üstü sambrella kumaş, arkasında zaten kamışlarınızı koyabileceğiniz orkinoz avında veya açık deniz avında kullanabileceğiniz kamışlıkları var. Gerçekten hoş, güzel bir tekne. Aslında bu tekneyi ben var ya çok kullanmak istiyorum. 40 mil sürat abi. Şöyle bir tekneyle 40 mil sürata çıkmak. Videoyu bitirebilirsin. Keşke denizde olsak. Bu kadar çok mu istiyordun Kaan? Evet. Neden bu kadar çok istiyordun? Anlayamazsınız. Arkadaşlar, bugün Boş Show'dayız bu arada. Boş Show'dan tanıtıyorum size bu tekneyi. Yalçın, hadi bas marşa gidelim diyorum artık. Anahtarlar elimde. Bir tane yerli yurt marine tekneyi karadan kullanacağız inşallah. Değerli arkadaşlar, gerçekten çok güzel bir tekne. Kaptan Köşkü çok hoşuma gitti. Hem oturarak hem ayakta çok güzel bir görüş açısına sahip bu arada. Boston Bailey modeline çok benzettiğim için bu tekneyi hayranlık duydum açıkçası. İçine binmek istedim. Motorumuzun saat göstergesi, kaç saat yaptığını buradan görebiliyoruz. Dijital değil, döndükçe kaç saat olduğunu gösteriyorsunuz. Yakıt göstergesi, voltaj göstergesi. Teknemiz kaç mil süratte gittiğini gösteriyor. Kaç bin devirde gittiğinizi gösteriyor. Bütün saatlerimizi buraya çok güzel bir şekilde koymuşlar. Tabii ki burada teknemiz ufak olduğu için bütün elektrik aksamı sistemi burada. 4-5 tane düğmeyle işi tamamen bitirmişler. Çakmaklı, telefonu şarj edebileceğiniz çok güzel saklama alanları, kullanılma alanları var. Tabii ki gaz kolumuz burada. Tabii motor bağlı değil. Motor zaten çalışmıyor. Tabii ki burada da en güzel hoşuma giden kısmı teknenin şu krom sisteminin üst kısmını çok güzel bir şekilde bütünlemişler. Gerçekten bir Boston Bailey havasını katmışlar. Arkada zaten kamış takabileceğiniz alanlar var. Orkinoz için mesela çok ideal bir tekne. Orkinoz tutacaklar, büyük balık tutacakları için. Çok hoşuma gitti. Detaylı bir şekilde hep beraber incelemeye devam edelim. Kaptan koltuğunun altı
Görüyorsunuz ne kadar büyük bir alana sahip. Hatta burası değerli arkadaşlar bir livar. Yani emin olun dolduramazsınız bu livarı. O kadar büyük bir livar. Çok da güzel. Şu görmüş olduğunuz kısımlar livarın delikleri. İstediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. Livarı şöyle kapatıyorum. Kapatınca direkt koltuk. Hemen şöyle kaptan köşkü. Burada aydınlatmalarımız var. Gayet güzel bir başarılı. Hemen burada çok güzel bir şekilde kullanım alanımız var. Yine aynı şekilde teknenin ön kısmında yine açamıyorum ama orada da gayet güzel bir büyük bir kullanım alanı var değerli arkadaşlar. Kamışları takacağımız bölüm değerli arkadaşlar. 5 tane kamış takılabilecek alana sahip. Gayet güzel. Rollbar'ın üstü şöyle. Üst kısmı sambrella kumaş. Teknenin iç kısmı gayet geniş kullanılabilir alana sahip. Hemen şöyle arka koltukların altına da bakmak istiyorum. Burada da gayet güzel büyük bir alana. Hemen şurada bir bot şalterimiz var değerli dostlar. Elektrik akımını kesebileceğiniz bölüm. Şöyle. Hemen burada da Sintina motorumuz. Aşağıda bayağı büyük bir alana sahip. Bütün malzemelerinizi, can yeleklerinizi, her şeyi koyabileceğiniz güzel bir alana sahip. Hatta şuradaki güvertenin suyu buradan dışarıya tali oluyor değerli arkadaşlar. Dışarıdan su girmesini istemiyorsanız buraya da bir tıp asığı var. Tabii ki girmez ama her ihtimale karşı burada da bir tıp asığı var. Bu şekilde şu krom işçiliği çok hoşuma gitti ya benim. Arkadaşlar bugün bir yerli yurt 495 videosunun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek umuduyla sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Yorumları size bırakıyorum. Selametle.